Jackada 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 jack, jackada 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 jack, jackada 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 jack, jackada 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 fizz bom. Evet, gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, kesinlikle ritmi dağıtmadan Cenk amcanızla mükemmel bir uyum içerisinde sizlere Jackada fizz bom sergiledik. Umarım sizler de çevrenizdeki insanlarla bu derece uyum içerisindesinizdir. Uyumumuz açısından kendimizi kutluyor ve başarılarımızın devamını diliyorum. Uyumuzdur. Uyumuz kurusun. Uyum kurusun. Şimdi bugün yepyeni bir çözüm önerimizle sizleri çözüm ortaklığına çağırıyoruz. Türkiye'nin kanayan bir yarasına barnah bandıracak. Ve yarayan bir kana. Evet, ve onu pıhtılaştırıp üzerine kabuk bağlatıp daha sonra o kabuğu cart diye sökeceğiz. Yaradan eser kalmayacak sevgili izleyiciler. Yani gözümü kaşı ya da kaşımı gözü gibi bir benzerlik. Ne kadar güzel bir konum ve konuşumdu bu. Yeah. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz eğitim ve öğretim yılı yakında başlayacak. Ve bu başlangıç her zaman olduğu gibi, daha doğrusu uzun bir süredir olduğu gibi, yine sevgili online adını verdiğimiz uzaktan eğitimle başlamış olacak. Tabii öğrenciler bunu yine savsaklayacaklar. Online eğitim mi olur ya falan gibisinden olaylara girecekler. İşte bütün bunların önünü almak üzere yeni bir software geliştirdik. Biliyorsunuz RPG online oyunları var. Bu oyunlarda ne yapıyorsunuz? Çeşitli dungeonlara dalıyorsunuz. Efendim, fireball'larınızla olsun, keskin bıçaklarınızla, kılıçlarınızla. Onları bunları şunları kesiyor, kötülere pipe'lar gereken da dersi veriyor. Pipe'lar da var, spike'lar, spear'lar da var ama onları çok tercih etmiyoruz. Onlar, çok yavaş çünkü onlar. İlk başlayanlar için iyi oluyor ama en azından balık falan tutarlar. O tutorial sınıfında var. Şimdi önerimiz şudur ki, madem bunlar online, bunları bir izometrik olabilir, first person açısından olabilir, bir Heroes of Eğitim and Öğretim haline getirelim ve bir dungeon lisesi kuralım. Evet, Dungeon Lisesi'ne artık hepiniz üye olacaksınız, hepiniz gireceksiniz ve hatta oradan, o liseden gün boyu, belki günler boyu, aylar boyu çıkmak istemeyeceksiniz. Çünkü bir yandan hocalarınız, çeşitli ırklardan hocalarınızla eğitiminizi alırken, diğer yandan birbirinize çata çuta güzel dakikalar geçireceksiniz diye düşünüyoruz. Nasıl oluyor? Önce ırkınızı seçiyorsunuz. İşte goblindir, trolldür, elftir, orktur. Ondan sonra hocalar da seçiyorlar. Ben goblin hoca olacağım falan şeklinde. Oo, goblin hocam şeklinde şey yapabilirsiniz diye. Mesela işte coğrafyacınız goblin olur da matematikçiniz elf olur falan gibisinden. Evet, burada genelde bir sayısal sözel karşı duruşu, bir lore olarak buna yazılabilir aslında. Lore derken peynir anlamında mı? Lore, peynir, yani bilgi olarak, hani bunların eskiden bu okulun böyle böyleymiş, sözelcilerle sayısalcılar arasında böyle bir şeyler varmış. Onlar? Ta ki Cycloplar gelip de bilmem neleri yok edene kadar. Evet, işte bu tür efsaneler sizin eğitim göreceğiniz dungeon'ın duvarlarında kazınmış halde görülebilir. Oradan da okuyabilirsiniz sevgili izleyiciler. Irklardan sonra tabii ki klasınızı seçiyorsunuz. İşte Warrior'dır, Ranger'dır, Healer'dır falandır filandır. Bunlar daha sonra topluca sınavlar öncesinde sınav gireceğiniz sınav dungeon'ında sizlerin iyi bir takım olması için dengeli takımlar kurmanıza yarayacak. Yani bir healer, bir tank, efendim 2-3 tane damage dealer gibisinden. Peki üst baş seçebiliyorlar mı? Goryntü. Goryntü ilk etapta tabii ki seçiyorlar. Ama şey, benim pelerinim olsun, yok işte şöyle bir şapkam olsun. Pelerinim falan, işte onları quizlerde yaptıkları başarılarla. Yani önce bunu seçiyorsunuz, tutorial sınıfına giriyorsunuz. Bu tutorial sınıfında işte çeşitli hoca size ilk etapta okulun mahzenindeki fareleri öldürme questini veriyor. Tabii biz küçük buna bir quiz. Tutorial demiyoruz. Dungeon Lisesi hazırlık evet, sınıfı diyoruz. Hazırlık sınıfını bitirdikten sonra normal birinci sınıftan başlıyorsunuz lise hayatınıza sevgili izleyiciler. Burada tabii Erdem amcanız ve ben de dev müfettişler olarak arada bir geliyoruz ve şu şekilde bakıyoruz. Kim hangi sınıf gürültü yapıyorsa veya hangi okul, şöyle bir elimizi sallayarak bütün oradakileri yerle yeksan ediyoruz ve gereken dersi veriyoruz. Tabii biz müfettiş olduğumuz için hocaların durumunu da teftiş etme yetkisine sahibiz. Zaten biz belli bir dungeon'ın ya da işte eğitim görülen alanın yakınına geldiğimizde, daha ekrana, görüntüye girmemiş olsak bile, ekranda hafif bir sarsıntı, bir uğultu ve bir takım rüzgar esmeleri, orada böyle gayri ihtiyari olaylar
Bu sayede siz de aranızda müfettişler geliyor, ne yapalım, herkes susudursun falan gibisinden bir nevi hazırlanmaya fırsat bulabileceksiniz. En büyük MEP'te bütün okullarımız var. Dolayısıyla öğle tatilinde öğlen yemeklerinizi yedikten sonra bu yemeklerde tabii işte +4 sağlık, efendim +6 damage veriyor sizlere. Gidip Kadıköy Anadolu Dungeon'la saldırabileceksiniz. Çeşitli katapultlarla falan filan. Teritori savaşları bu tarz guildlar arasında olacak. Tabii herkes kendi bulunduğu ilin mapinde hareket edecek. Mesela işte Konya Yunak Dungeon Lisesi kendi haritası üzerinden diğer liselere de şey yapacak. Belki hep beraber diğer liselerle farklı bir dungeon'a gidip orada bir pazar eğlencesi, pazar kapışması da gerçekleştirebilirler. Hafta sonları böyle etkinliklerimiz de var değil mi? Tabii ki yani dönem ödevlerini başarıyla yaptıktan sonra sizlere mesela hediye birer binek verilecek. Griffin olur, efendim at olur, ayı boğan olur gibisinden. Bunlarla çeşitli diğer okullara saldırabilir ya da saldırmak istemiyorsanız gidip oradaki arkadaşlarınızla online olarak sohbette edebilirsiniz. Peki sınavlar ayı boğanın bir binek olması tabii biraz saçma bir şey oldu ama önemli değil. Burası tamamen bizim ürettiğimiz bir dünya sevgili izleyiciler. Ama bineklerimiz de sonuçta bizim damage'ımıza falan etki ediyorlar. Yani ayı boğanda karşımızda ayıya binmiş bir hasmımız varsa ona göre bir artısı oluyor. Yani birkaç sonuçta 3-5 tane bineğiniz olacağı için siz o aralardan seçeceksiniz. Hangi okula saldıracaksınız. Ama yani akıllı bir insan ayıya binmiş bir hasım seçmez kendisini diye düşünüyorum. Neyse ders nasıl verilecek Cenkçi? Dersler normal. Hocaya anlatacak işte şöyle şudur da budur da falandır filandır. O sırada siz hocaya fireball falan atabilirsiniz. Fakat hocalar ölümsüz olacağı için canlarına herhangi bir şey gitmeyecek. Ama o size herhangi bir el tersi olabilir ya da tebeşir gibi bir şey atarsa, mesela zehirli tebeşir, yavaş yavaş damage verecek size ve hafiften... Yani siz mesela diyelim ki bütün goblinler coğrafyaya diye bir çağrı yapıldı ve siz coğrafya dungeon'ına girdiniz. Orada yine goblinlerden olan veya ork olan bir coğrafya hocası, o da kendi karakteri ve giyimi kuşamıyla, kendi karakteriyle, ürettiği karakterle ve size ders anlatacak. O esnada tabii hocanızın sesini de duyabileceksiniz, tahtayı görebileceksiniz, ders notlarını alabileceksiniz. Tabii sınıfta birbirinize fireball atmakmış, efendime söyleyeyim bıçak sallamakmış falan, bu tarz şeyler hocanız tarafından değerlendirilerek sizin canınızdan eksilmeye sebebiyet verecektir. Diyelim ki dersleriniz bitti ve sınav vakti geldi. Hoca kendi hazırladığı bir küçük mesela coğrafya dersi ise coğrafya dungeon'la sizi sokacak. Siz sınıf halinde oraya gireceksiniz ve karşınıza işte önce minionlar gelecek. Bunlar basit basit sorular soracaklar. Ondan sonra işte Ege'deki dağ tipi hangi tiptir? Sıra dağ mıdır falan mı gibisinden. Bölümün sonuna geldiğiniz zaman en zor, yani o zamana kadar işte 30-40 soruluk şeyler gelecek. En son bölüm sonunda da inanılmaz zor bir soruyla boss'la savaşacaksınız. Arada böyle bilgisayarın kendi oynattığı tipler de var mı? İşte lemminglerdir, şöyle küçük sevimli NPC'lerimiz tabii, yani okul kantini mesela NPC ilerle dolu olacak. Bu NPC'lerden işte gereken yemekleri alabilir ve seçeceğiniz profession'a göre de kendi iksirlerinizi yapabilirsiniz. Bu arada tabii bu sınıfımızın bir normal version olduğu gibi bir de özel liseleri temsilen premium version'ları da var. Yani siz paralı bir şekilde girip ayrı bir, daha özel bir eğitim alabiliyorsunuz bu dünyada sevgili izleyiciler. Buna pay for mezuniyet adını veriyoruz. Mezun olmak için para vererek diğer öğrencilerin önüne geçebilirsiniz. Tier 3 çok güzel böyle zırh setleriyle falan anında öne geçebilirsiniz. Kalkanlardır, şunlardır, bunlardır. Size kalmış tabii ki. Bu arada tabii bu liselere, bu sadece şimdilik biz lise olarak tasarladık. Belki daha sonra ilkokul, ortaokul, hatta üniv dostlarımızla yapılabilir. Bunun için bu liselerimize sınavla alım yapıyoruz sevgili izleyiciler. Siz yine kendi karakterinizle bu Dungeon Lisesi'ne giriş sınavları DLGS'ye girerek... Burada hak kazandığınız okula gidiyorsunuz. Öyle değil mi canım Cenk'im benim? Kesinlikle isimden siller ısırlarısı. Ne kadar güzel teyit etti. Daha sonra şöyle bir şey de yapılabilir. Yani bu iş yerlerine, devasa plazaları ve şirketlere sıçratılır bu oyun. Ve herkes evinden hiç kalkmadan işte bir tanesi diğerini yenerse bir bakarız dolar 9 lira olmuş. Bunun üzerine hemen karşı taraf kendi ordusunu hazırlar ve hayda çatı çuta dalarız falan. Eğer gene yenilirlerse dolar çat oldum sana 10 lira gibisinden ek paketlerde eklenebilir. Ya doları milletin birbirini yenip yenmemesine göre hiç olmazsa endeksledin. Hiç olmazsa bir manası olur. Mesaj. Tabii bu Dungeon Lisemize sadece ders yok. Teneffüsler
var. İşte 40 dakika derse 10 dakika, 15 dakika teneffüslerimiz var. Yine tatillerde de bu platformumuz çalışıyor. Evet. Yani siz isterseniz tatilde, ya işte ben şimdi niye Çeşme'ye gidiyorum, niye ben map'imin üzerinde vakit geçiremiyorum falan diye düşünebilirsiniz. Bunlar mümkün. Mesela bir tatilde oraya kendi mağaranızı inşa edebilir veya işte bir takım şeyler, organizasyonlar yapabilirsiniz. Evet. Camping, mamping gibi. Bu tarz teneffüsler içinde fishing olgusu mevcut ve de treasure maplerle treasure hunting yaparak teneffüslerinizi güzel ve eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ki zaten fark ettiyseniz bütün okul inanılmaz eğlenceli bir hale geldi. Evet. İddia ediyoruz ki hiçbiriniz bu olaydan sonra okuldan çıkmayacaksınız. Hatta okuldan mezun olduktan sonra bile yine bu dünyada işte sevgili duvar örücüsü, efendime söyleyeyim silah yapıcısı falan gibisinden çeşitli olaylar yaparak millete satıp hayatınızı buradan idame ettirebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, aynı zamanda okulun bitmesine yakın, yani işte Blacksmith'ler falan 4'te 5'te diğer bir okulun kapısına oraya gidip çıkışta çıkacak olan tiplerden birkaç tanesini bekleyebilirsiniz. Buna da PvP bazında ganking adını veriyoruz. Yani o okuldan bir tanesini yakalayıp çata çuta indirebilirsiniz. O zaman eğer siyah bölgede yakaladıysanız bütün loot'unu kendinize alabiliyorsunuz. Bu arada sevgili izleyiciler, aynı zamanda okulun önünde, yani dungeon'ın önünde diyelim, dungeon dağılırken satış yapan işte macuncu, simitçi, sandviççi gibi dostlarımız yine burada da mevcut, Sanel olarak. Evet. Bunlar da küçük de olsa sizin işte canınıza, XP'nize falan ufaktan katkıları olacaktır diye düşünüyoruz. Ama tabii bunların bazıları bu sokak satıcılarının tehlikeli ve zararlı macunlar satabileceği için bir anda kırmızıya dönüşüp sizin ona saldırmanız, onun size saldırması gibi durumlarda söz konusu. Böyle sürprizlere de hazırlıklı olun. Açık kılıcı olmanız. Elden bırakmayın. Evet. Tabii böyle sürpriz durumlar için de çeşitli haritanın çeşitli yerlerinde bir takım can simitleri, efendime söyleyeyim healer dostlarımız da sizlerle, evet, birlikte olacak. Bu arada bir fishing esnasında tuttuğunuz kimi balıklardan bir sonraki sınavın soruları çıkabilir. Efendime söyleyeyim çok balıktan al sorunu diyoruz. Çok rare olsa da mezuniyet şeyisi, diploması çıkabilir. Bu tarz sürprizlerimiz de tabii ki var. Öğretmenleriniz sizlere sürpriz hazırlayabilir. Mesela işte çocuklar ödev olarak bu hafta sonu şu map'teki şu dungeon'a gidin. Orada sizin için hazırladığım sürprizi bulun. Ve bunu bulup getirene işte şöyle bir ödül vereceğim falan gibisinden bir takım sizi haritayı keşfetmeye yönlendirici olaylara da şey yapacak. Secret door arayabilirsiniz yani bütün hafta sonu, Allah kahretmesin. Her okulda da PvP hazırlığı için birer arena olacak. Burada fair play kapsamında ne bileyim hocalara karşı öğrenciler ya da öğrenciler kendi kurdukları 3 vs 3 takımlarda veya teke tek düellolarda birbirleriyle kapışıp herhangi bir loot kaybetmeden antrenman yapabilirler. Buna da beden dersi diyebiliriz mesela. Tabii öğretmenleri de unutmadık sevgili çocuklar. Sizler kendi aranızda takılırken teneffüste orada burada, öğretmenler de öğretmenler dungeon'ı dediğimiz yerde birbirleriyle sohbet, muhabbet ya da çekişme, savaştır. İşte ya bedenci yine resimciyi dövdü. Duydun mu beden? Duydun mu coğrafyacı matematikçi fireball atmış gibi sohbetler. Çünkü burada hocalarınız da şey değil böyle. Onlar yani, da can. Düelloya davet etti. Ne yine? Bir aylık maaşına tamam o zaman diye paldır küldür birbirlerine daldıkları zaman siz de bu heyecanlı karşılaşmayı tabii ki beklersiniz. Bunların hepsi e-sport kapsamında. Bu arada tabii hocalar arasında da bir çekişme olacaktır. Challenge dediğimiz olgu olacaktır. Çünkü öğrencilerin daha çok tercih ettiği hocalar, sınıfları, dungeonları daha kalabalık olan hocalar diğer hocalara biraz daha tepeden bakacaklardır ve böylelikle diğer hocalar kendilerine başka dungeonlar aramak zorunda kalabilirler. Ayrıca yine hocalar beğendikleri ve iyi olduğunu düşündükleri öğrencilerinden kendilerine teacher's pet yapabilirler. Orada bir ekranda bir şey çıkacak. Pet, teacher's pet olmayı kabul ediyor musun diye, ediyorum derseniz siz hocanın bir nevi peti olacaksınız ve hocanın öğretmenler... Köpeğin olurum hocam şeklindeki söylemde ortaya çıkmış, evet, olacak. Hocanın öğretmenler dungeon'ında yapacağı müsabakalarda siz de minion olarak onun yanında çarpışabilirsiniz. Evet. İşte böyle yani, tabii bu daha gelişecek, daha fazla, çok fazla fikir var kafamızda. Bunların hepsini oturttuğumuzda software oyunumuzun içerisinde, evet, hepsi yerini alacaktır. Sizlerden gelecek
sevgili önerisel dostlarımızı da asla kabul etmiyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü ondan sonra bu bizim de fikrimizdi, çalmışlar falan diye lego lego yaparsınız diye. Çünkü biz bu fikir aklımıza geldiğinde Erdem amcamızla 2 saat önce şimdiye kadar 367 sayfa kod yazmışız. O yüzden bizim hızımıza biraz zor yetişirsiniz. Benim aklımda şu an en az 400 sayfalık bir kod daha var. Yani bu yayın esnasında geldi. Benim aklıma 607 sayfalık bir kod geldi. Geçtim. Gördünüz mü? 2000 sayfayı bulacağız bugün işte sevgili izleyiciler. Evet, hadi bakalım o zaman. Siz de düşünün biraz bakalım. İyi dersler. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.